Haftanın dördüncü işlem günü Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu'na hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Ben Perihan Tansu. İlk seansta bugün vadeli piyasalar olumlu açtı. Amerikan vadeliler eksideydi. Asya piyasaları daha pozitifti ama biz biraz bugün daha Asya piyasalarına uyduk. Ama tabii ki Erdoğan-Putin görüşmesi piyasaların tam merkezinde Perihan. Sanırım buradan da bir olumlu sonuç çıkmasını da bekler. Aksi halde borsalarda tekrardan bir satış baskısı gözlemleyebiliriz. Ki bugün Sayın Kalın da Cumhurbaşkanı Sözcüsü de yaptığı açıklamada gündemde İdlib ve Suriye olduğunu söyledi. Dolayısıyla gözler bu tarafta. Evet, yani bir şey çıkmama ihtimali de var. Hani bugün pozitif başlangıç yaptık çünkü aslında ABD vadeler eksi olsa da dün %4'ün üzerine primli kapattı. Çok iyi bir performanstı. Tam süper salı rallisi yaşadık aslında. Evet, evet. İyi bir performans. Ben tamamen teknik bakıyorum. Benim için teknik bir hareketti. Tabii yani mum boyları çok büyüdü. Yani hani piyasadaki o volatilite, oynaklık böyle %3'ler, %4'ler havalarda uçuşunca zor bir piyasa şu an baktığımız piyasa. Bugün evet Borsa İstanbul'da, hatta az önce ben Forex anketinde paylaşmıştım. Forex anketine 40 tane analist katılmış, farklı 40 farklı aracı kurumdan. 40'ı da bugün pozitif bir açılış beklediğini söylemiş. Zaten VIOP'u da pozitif açtık. Bugün evet risk iştahı biraz yüksek ama gözler Moskova'dan gelen haberlerde olacak. TL varlıkları için hem dolar hem borsa için önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii dün de Kanada Merkez Bankası 50 baz puan faiz indirdi. Fed'den de, ECB'den de ve İngiltere Merkez Bankası'ndan da piyasa bir taraftan da bu adımları Merkez da bekliyor. Merkez bankaları yarışıyor. Herkes elini açıktan oynuyor efendim artık. 50 baz puan hiç kimse elini titretmiyor. Yapıyor. IMF de 50 milyar dolarlık bütçe ayıracağını söyleyince de bu da Asya özellikle marketlerine, borsalarına olumlu yansıdı. James Ballard'ın bir açıklaması vardı. Virüs etkisi geçici olacaktır dedi ama bugün ben CNN International'da görmüş olduğum bir haberde artık Fed'in sıfır faiz dediğimiz o zero bölgesine doğru gider mi? Biliyorsunuz Japonya Merkez Bankası'nda sıfır faiz tuzağı dediğimiz likidite tuzağına yakalanmıştı. Evet. Fed'in de aslında faizleri bir puan ve seviyesi aşağısına getirmesi, sıfır olmasını Fitch Ratings %50 olasılıkta gündemde olduğunu söyledi. Sanırım bence yeni normalimiz de bu olacak gibi Perihan. Sıfır faiz ve eksi faiz olacak. Çünkü gözler bir taraftan da ECB'de, yani Avrupa Merkez Bankası'nda zaten eksi faiz var. Daha da hani FED gibi olağan ya da olağan dışı bir faiz indirimine gider mi? Aslında dünkü Avrupa borsalarındaki pozitif kapanış da buna işaret etmişti. Oradaki beklentiye daha doğrusu. Eksinin eksisi. Eksi. Gerçekten. Evet. Değişik bir yıla başladık ve değişik devam edecek gibi görünüyor açıkçası. Böyle bir tabloda Fed'in sıfır faize gitme olasılığı ve riski diyelim tırnak içerisinde olduğu bir ortamda dolar rallisi devam eder mi? Fed sıfır faizlere gider mi? Ve global resesyon fiyatlaması mı yaşıyor? Hepsini konuşuyor olacağız ve ama... Ve para Türkiye'ye gelir mi? Yani bu dünyadaki bol likiditi de bizim gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için bize gelir mi aslında? Bunu da konuşalım. Bir de izleyicimiz der ki Ahmet Altınay, kahve iddiası yok mu? Uzunca bir süredir Perihan'la birlikte kahve iddiasına girmiyorduk. En son Perihan kahveleri pişirince biraz mızmızlanmaya başladı efendim tabiri caizse. Biz de o yüzden iddiayı rafa kaldırdık diyelim. Ama bence girelim şaka bir yana. Ama bugün pozitif bir açılış olacak yani. Tamam, hadi. Kaç bekliyorsun? Ben 1000 puan ve üzeri bir pozitif açılış bekliyorum açıkçası. 1000 puan ve üzeri. O zaman ben de 700-750 puan, 750 puan diyelim. 1000 puan aşağısı ben, 1000 puan üstü Perihan'ın olsun. Ahmet Bey'e sevgiler, kendisi sıkı bir takipçimiz. Kırmayalım, sizin için iddiaya girelim maalesef. Evet efendim, sizin için tekrardan iddiayı gündemimize almış olduk. O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk seansı başlatalım. Evet, ilk seans devam ediyor. Vadeli piyasalar pozitif açtı. Biz de Perihan'la birlikte iddiasına girmiş olduk yine kahvesine. Bakalım 1000 puan üstü olursa Perihan'ın olacak, 1000 puan altında gelirse ben Perihan'a kahve yapmış olacağım. Daha doğrusu Perihan bana yapmış olacak. Sizin de beklentinizi alalım. Siz de beklersiniz. Evet. Puan bazında yazın efendim bize lütfen. Çünkü zaten %99.9 ihtimalle pozitif bir açılış olacak. Ben şimdi izleyenlere de soralım madem. Sizin beklentiniz ne? Ama hani böyle puanla ya da yüzdesel olarak yazmalarını rica edeceğim. Kesinlikle. Şimdi bakıldığında Perihan, yani bugünün esas hani dün en önemli noktalarından bir tanesi
Joe Biden'ın kazanmasıydı. İşte Sanders burada Michael Bloomberg'in çekilmesi. Ona destek vereceğini söyledi. Piyasalar bir miktar daha tabii sosyalist politikaları gündeme getirecek olan Sanders'ı çok fazla istemiyor. O yüzden Biden'ın yükselmesi ve güçlenmesi piyasaların da olumlu tablosundaydı. Bir diğer taraftan da tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi Kaliforniya'da olağanüstü hal ilan edildi. Orada da vaka sayısı artıyor. Evet, bugün vadeli tarafta bir miktar daha olumsuz bir genel görüntü var. Çünkü fiyatlamanın tamamı Fed politikaları ve aynı zamanda da işte Joe Biden'ın yükselişi. Ne dersin? Yani Bloomberg çekildi artık. Bloomberg çekildi. Çok da iyi para harcadı bu arada. Çok da iyi para harcadı. Biden destekleyecek. Aslında dün ABD piyasalarının birazcık da, birazcık değil bayağı bayağı %4'ün üzerinde artı olmasının temel nedenleri, hani ben şimdi önce tekneye baktığım için arkasına temel neden yazıyorum. Temel nedenlerinden birisi de buydu. İyi de oldu. Şundan dolayı hani böyle çekişmeli seçime gidilmesi sence de daha güzel değil mi? Hani biz de böyle işte izleyeceğiz bakalım daha heyecanlı. Yani hani böyle çünkü bir de şu da var. Yani Trump böyle hani tek başına sazı eline alıp çaldığında birazcık daha ben orada şey düşünüyorum. Yani hani kontrolü kaybedebilir mi diye. Şimdi mesela elini daha sıkı masaya vurup mesela daha çok çalışması artık daha iyi şeyler yapması gerekecek. Kasım'a kadar önünde bir süre var. Hı hı. Ben hani birazcık daha aslında bu noktada piyasalar için baktığımda daha doğrusu Trump ne yapabilir? Elinden gelen her şeyi hani piyasaları ayakta tutmak için. Tabii ki işte bu ekonomik bir hep konuşuyoruz ya koronavirüs değil de ekonomi üzerinde yaşanan bir durgunluk, resesyon beklentisi vesaire olsa belki işte mali teşviklerle bunu hani bütün silahlarını çekerek ayağa kaldırmayı planlayabilirdi ama koronavirüs sanıyorum Trump'ı hiç beklemediği bir yerden vurdu. Bir de bence sana katılıyorum işte güçlenmesi aslında Biden'ın birazcık da seçimlerde o anket fiyatlamalarını görüyor olacağız. Daha önce işte Trump çantada keklik diyebileceğimiz bir şekilde kazanması öngörülüyordu. Şu anda borsaların yaşamış olduğu nokta, işte dış politikada gelindiği nokta birazcık daha sanki Joe Biden'ın lehine ibre dönebilir güçlenmesi devam etmesi. Ama yine de Trump tabii ki seçilmesi daha olası, gözüküyor. Peki borsalarda bir numaralı grafiğimizi rica edelim. Bizim borsamızın açılmasına da yaklaşık 3 dakika var çünkü. Dün ABD borsalarında tam anlamıyla 1173 puanlık bir süper salı rallisi yaşandı Perihan gördüğün gibi. Evet. Ben bunu hani artık şeye çevirdim biliyorsun bakkal defterine alacak verecekler. Dün de 1173 puanlık bir yükseliş oldu. Daha önceki yükselişi de 2 gün önceydi 1294 puanda. Tamamen aslında odaklandığımız nokta Fed'in ve Fed'in politikaları. Genel görüntü tabii ki 50 bas puanlık faiz indiriminden sonra şu anda ING Bank'ın birçok raporuna baktık. İşte JP Morgan'a baktık. Birçok ülkenin notlarına bakıyoruz. Hepsinde bu toplantıda da 25 bas puanlık faiz indirimi bekliyor piyasa. Tam anlamıyla bir likidite sarhoşluğu diyebiliriz bu anlamda. Evet, likidite sarhoşluğu. Bir taraftan aslında Dow Jones'taki fiyatlamalara baktığımızda fiyatlamalar çok sert. Hani yani pozitif olduğunda da çok sert, negatif olduğunda da çok sert. Yani ben burada birazcık belirsizlik hani belirsizlik kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Aslında teknik seviyelerde çalıştı. Hani biz söylemiştik aşağıda hani beklediğimiz seviyelerden de bahsetmiştik. Bunun bir miktar aşağısına sarkması aslında artık bir dönüş trendi başlatır Dow Jones'a diye bir taraftan da grafiklere bakıyorum çünkü. Hani bu dün, hani burada benim de baktığım seviyeler mesela 24.700 yani hani burada zaten çok sert bir şekilde burayı test etmiştik. Tekrar test edip altına kırması. Doğru. Hani ikili bir dip mi yapar yoksa altına kırdığında artık yeni bir aşağı yönlü dönüş trendi mi başlatır dedik. O seviyelerden genelde oraya yakın seviyelerden tepki veriyor. 25.700'ler de çalıştı mesela. Yukarıda yani 27.900 ve 30.900'ler var şu an kapıda. Ama tabii ki artık hani birazcık daha haber akışı kaynaklı ve dalgalı seyirin ben devam edeceğini düşünüyorum. Sadece aslında Dow Jones'ta değil yani genel olarak bütün yatırım araçlarında bu dalgalı seyir devam edecek gibi. Şimdi evet. Önemli olan sen bol likitte dedin. Bu para nereye gidecek? Önemli tabii. Olan aslında bu. Yani mesela evet. Biz de gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bize gelir mi ne dersin? Orada herkesin bence her koyun yine kendi bacağından asılacağı bir döneme doğru gidiyor. Bizim tabii ki ev ödevlerimizi doğru yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de jeopolitik riskler Perihan. Yani doğru. Burada olumlu bir adım atılırsa ülke tarafında zaten bir büyüme hikayesi var. Biz bu büyüme hikayesini satamadık yabancıya şu anda. Daha çok işte jeopolitik risklerimizi, işte sınır dışı harekatları ve aynı zamanda bunları tabii yatırımcıya koyduk. Bir de swap hamleleri çok fazla önüne geçti. Dolayısıyla, bunların da her biri CDS'lerimizi yukarı çekti. Tabii.
Yani o yüzden hani Türkiye-Rusya ilişkileri ve ABD ilişkilerinde yaşanabilecek olası bir tablo ve düzelme. Bence neden olmasın? Bu taraftan tabii Merkez Bankası'nın, bizim Merkez Bankası'nın faiz indirmeye de devam edeceğini görüyoruz. Yani bu tarafta faizler çok cazip bir şekilde yabancıya gel yapmayacak. Dolayısıyla burada sadece baktığımız nokta ülke risk priminin ve Türkiye'nin New York'ta işlem gören bu ETF'lerinin tekrardan bir toparlanma ibaresi olması lazım. Böyle olursa tabii ki gelebilir. Rakiplerimize baktığımızda Brezilya, Güney Afrika ve birçok ülkeden çok daha iyi durumdayız ekonomi olarak şu anda. Çünkü Güney Afrika biliyorsun resesyonu yaşadı daha iki gün önceki tabloda. Ben o yüzden bu faizleri de sıfıra doğru çekme olasılığından dolayı paranın birazcık daha riskli bölgeler dediğimiz noktalara gelebilir. Bir de virüsle ilgili de Türkiye'de eğer gelmesi ya da gelmeyecek olması olursa muhtemelen bize çok daha olumlu bir tablo ve paranın biraz daha buraya kayması olur. Turizm gibi, işte ticareti ve perakendecilik sektöründe. Evet, bu arada program sonrası o zaman kahvemi de alayım. Kaç puan oldu? %1,55'lik bir artıyla başladı. 1719 puan diye mi gördüm ben? 2000 puana yakın yükseliş. Vallahi fincanda değil, kupada yapmak kupada lazım. Kupada artık. Doğru söylüyorsun. Afiyet olsun lazım diyelim. 112.504 puan seviyesindeyiz efendim. Güçlü bir alışla başladı. Erdoğan-Trump görüşmesi bugünün manşetinde ve Fed'in ve diğer merkez bankalarının söylemleri ve politikaları da borsaları destekliyor. Anlaşılan o ki piyasa bu görüşmeden, Moskova'daki görüşmeden olumlu bir sonuç bekliyor. Bu tablodan bunu anlıyorum. Beklenti bu yönde. Beklenti bu yönde. Eğer oradan bir anlaşmamazlık haberi, yani bu negatif bir haber gelirse de aldıklarını aynı hızla geri verebilir. Ben önümüzde 2-3 tane risk olduğunu düşünüyorum. Şimdi Borsa İstanbul'da, dolarda, yani hani TL varlıklarda yatırım yapan yatırımcılar için. Bu risklerden birisi ne? Birisi işte Suriye meselesi aslında. Yani Rusya ve Türkiye'nin ilişkileri. İdlib konusunda atacağımız adımlar, alacağımız kararlar. Sabah Tonguç Bey'in bir açıklaması vardı. Kesinlikle kendisine katılıyorum. Yani biz bu İdlib'deki meseleyi çözmediğimiz sürece artık bugün mü rafa kaldırdık? Yani burası tekrar önümüze gelmeye devam edecek. Kenarda dursa da böyle bir risk var ve bunu yok sayamayacağız. Birinci riskin bu olduğunu düşünüyorum. İkinci riskin keza aynı şekilde yurt dışında yaşanan işte bu koronavirüs vakalarından dolayı. Evet, mesela Çin'den başladı şimdi artık ekonomik veriler gelmeye. Hiç iyi değil. Tabii. İşte merkez bankaları tamam faiz indiriyor ama ben hala ısrar ediyorum ki bu durum evet merkez bankaları hani ekonomiyi canlandırmaya çalışıyor ama bu durumun ben psikolojik olduğunu düşünüyorum. Yani tüketimin olmadığı yerde değil mi ekonomi istediğimiz yani kadar canlandıralım. Çünkü Allah göstermesin hep söylüyorum gelsin Türkiye'ye gelmesin ama eğer gelirse kendimizden yola çıkalım daha yakın hissedelim diye diyorum. Ben AVM'ye gitmem, ben dışarıda yemek yemem, ben sinemaya gitmem, ben maça gitmem. Ya ben dışarıda hani anlatabiliyor muyum çıkıp alışveriş yapmam, tüketmem ki. Tüketmekten ziyade tüketemiyorsun yani tüketmene imkan yok. Çünkü evden istediğin kadar faizler düşük olsun işte, tüketemeyen bir toplumda büyüme de olmaz. Dolayısıyla üretim çok bir olmayacağı sonuç beklemiyorum. Mesela izleyicimiz diyor ki bence Murat diyor mahsus kaybetti buna kesin eminim kesinlikle haklısınız Ahmet Bey. Bilerek kaybettim. Bir önemi yok. Olsun ben yaparım o zaman. Madem öyle ben yapayım. Kahveni. Evet şimdi boşluklu açtık diyor Cem Bey de. 112.504 puan seviyesindeyiz. Genel Cem Bey'e gördüğümüz katılıyorum. Ben hep söylüyorum biliyorsunuz ben bu işte böyle 2000 puan, 3000 puan artı açılışlar çok yani gap bırakmak istemiyorum. Sonra gün içerisinde şimdi yatırımcı açılışta geliyor. Aa piyasa pozitifmiş diyor. Buradan alıyor. Ondan sonra yukarı gidiyor. Satamıyor. Ondan sonra dönüyor o gap'i kapatmaya. Eyvah piyasa dönüyor mu diyor. Hop kardaki malı zararda teslim ediyor. Doğru. Şimdi baktığımızda Peran 112.504, 114.569 puan gibi ortalamamızın aşağısındayız. Burada kalıcı en azından bir miktar daha borsanın rahatlaması için mutlaka 115.200, 115.500 seviyesinin üzerine atması gerekiyor bu tabloda. Doğru. Bugün Erdoğan-Putin görüşmesi eğer olumlu olacaksa büyük bir kısmı anladığım kadarıyla bu açılışta fiyatlandı. Ama yine fiyatlanmaya da devam edecektir bence. Çünkü çok önemli ve Türkiye varlıkları için kritik bir aşamadayız. Buradan gelecek bir olumlu tablo tabii ki 115.000 seviyesi ve üzerine çok rahatlıkla getirebilecek bir tablo. Ekstra bir gelişme, bilmediğimiz bir gelişme olmaması durumunda.
Şöyle bu genel tablo aslında 115 binin üstünü bekliyoruz. Ya ben 116 bin hep söylediğim yer biliyorsun. 116 bin benim için önemli. Daha kısa vadeli bakanlar için bir yandan teknik seviyeleri de bakıyorum. Yukarıda bugün bizim ilk takip edeceğimiz yer 113.100-113.200 bandı. Hatırlarsak burası piyasanın dönüş trendinde bu koronavirüs vakaları tam böyle piyasalara sert satış getirirken bizim hep aşağıda destek olarak çalıştırdığımız bölgeydi. Ne zamanki Kremlin'den açıklama geldi, biz orada sert bir satış görmüştük. 113.300 aşağı kırmamızla birlikte zaten piyasa harala gürele 110 bin ardından 99 bini gördü. Evet, şimdi CDS'lerde de bir toparlanma var. 330 bas puana kadar geldik. Burada hani değişim olarak da bir düşüş görüyoruz. Dolayısıyla CDS'ler eğer 300 bas puanın aşağısına Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı olarak devam ederse muhtemelen dediğin seviyeleri, dirençleri görebiliriz. CDS'ler bir öncü gösterge niteliğinde olabilir. Şimdi CNN International'da bir haber vardı Perihan. Biraz bunu tartışıp belki bizim Merkez Bankası'nın pozisyonunu da gündeme alabiliriz. Artık yani dünyanın büyük ajansları, büyük medya kuruluşlarında Fed'in faiz oranlarını sıfırlamak zorunda kalabilir manşetlerini görebiliyoruz. Yani geldiğimiz nokta şu anda tam bir resesyon fiyatlaması aslında. Bununla ilgili de Amerikan 10 yıllıkları da ekrana paylaşmış olalım. Gördüğün gibi Perihan, tekrar burada 3 aylık üzerinde ve 10 yıllıkları görüyoruz. 3 aylıkları morla görüyoruz, 10 yıllıkları da turuncu renkli. Dolayısıyla da şu anda genel görüntü o spread'in çok fazlasıyla düştüğünü ve piyasaların şu anda %90 üzerinde durgunluk fiyatlaması yaptığını söylüyor. Hı hı. Ve bu anlamda da önemli bir not var David Kelly'den, JP Morgan'ın küresel fonlar stratejisinden. Önümüzdeki birkaç ay içinde Fed faizleri sıfıra indirirse şaşırmam diyor. Rabobank'tan da üst düzey bir yetkili Philip Murray de bu aslında Fed'in neredeyse faizleri yıl sonunda durgunlukla mücadele etmek için sıfır ve altına indirmesi konusunda bir uyarıdır diyor. Ve aynı zamanda JP Morgan'da %91 durgunluk fiyatlaması var. Şimdi negatif faizleri veya da sıfıra gelmesi borsalar için kulağa hoş geliyor ama Perihan, PMI'lar ve makro datalarda bozulma olursa bence bu defa Japonya'nın tuzağına düşebilir piyasalar. Yani eksi faiz ve düşük faize rağmen büyüyememe noktası olabilir. Bugün işte dün IMF'den de 50 milyar dolarlık virüsle mücadele için bir Georgia'ya paket açıkladı. Paket açıkladı. Şimdi şöyle Murat, evet, faiz indirimi, işte o korelasyon ne zaman kopar? Normalde ne diyoruz? Biz faiz indirimi olduğunda evet mevduattan çıkan işte paralar nereye gidecek? Riskli varlıklara gidecek, piyasaya çıkacak ya da işte ekonomiyi canlandıracak. Ama siz bu faiz indirimini hani bu nedenle değil de bir resesyon riski, dünyada işte şu an bir sağlık savaşı veriyoruz, işte koronavirüs riskinden dolayı indirdiğinizde aynı etkiyi yaratmayacaktır. Neden yaratmayacak? Çünkü yine dönüyoruz başa. Hani ben ne olacağım bilmediğim için, bir belirsizlik fiyatlaması içerisinde olduğum için, hani normal şartlarda hani Fed'in bir faiz indirimine gidip ekonomiyi canlandırma amacıyla veriler iyiyken senin dediğin gibi bunu yapıyor olsaydı evet bu borsalara pozitif yansırdı. Ama şu an düşündüğümüzde bu belirsizlik havasından dolayı aslında borsadaki yatırımcılar çekinceyle, öyle değil mi? Yani çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Bir ay sonra mı bitecek? Bir sene sonra devam edip, bir sene boyunca devam edip hani iş daha da mı kontrolden çıkacak? Önümüzü göremiyoruz. Bir rakamsal bir hesaplama da yapamıyoruz maalesef. Hani ekonomik bir veri değil. Yani ekonomik bir resesyon, hani ekonomik bir kriz değil daha doğrusu. Biz bir sağlık krizi yaşıyoruz. Ben evet, bir resesyon, bir durgunluk içerisinde aslında girdik. Ve devam edeceğini tabii de bunun bir süre sonra. 2019'da girmiştik. Yani burada aslında sadece bence daha sesli konuşuyoruz. Yani piyasa bu tarafını hep görmezden geliyordu. Bu defa da bu tarafını görmezden gelmeyerek ona uygun politikalar geliştirmeye çalışıyor. Ama krizle kıyaslanıyor ya hep Murat. Yani ikisi farklı şeyler. Dün de seninle onu konuşmuştuk. Yani hani ekonomik durgunluk başka şey. Hani ekonominin eksiye geçmesi, küçülmesi, kontrolden çıkması, krize sürüklenmesi aslında farklı şeyler. Evet, bir durgunluk 2019'da vardı, hatta teyit mi geçiyor? 2020'de artık o dipten dönüş sinyalleri dünya içinde alınır mı? Euro bölgesi biraz kendini toparlar mı diye tam düşünürken, tabii bu Çin'deki vaka en çok Almanya'yı vurduğu için lokomotif olarak yine Euro bölgesini bence vurdu. Bence bu 2008'den de tehlikeli. Yani 2008 sonuçta finans sektöründe
var. İşte orada regülasyonları biliyorsun Amerika arttırdı, azalttı ya da gevşetti. Ve Lehman Brothers'tan işte bir sembol oldu ama hani orada daha sürdürülebilir ve uygulanabilir politikalar varken burada birçok tedarik zincirini etkileyeceği için turizm gibi ki 5 kitapta gördük Peran burada. İlk defa virüsle ilgili de onlar daha temkinli oldular. Doğru. Turizm ve hizmet sektörünün aşağı yönü etkileneceğini savundular. Dolayısıyla burada hani turizm mi etkilenecek, perakendecilik mi etkilenecek yoksa bir dotcom krizi gibi bu tarafta mı çıkacak? Bir bilinmezlik var. Dolayısıyla bence bu bilinmezlik zaten piyasalar tarafında çok fazlasıyla hoş karşılanmıyor. Hı hı. Şimdi buraya baktığımızda dolar endeksini morla görüyoruz ve Fed'in patikasını da turuncu renkte görüyoruz Peran. Genel olarak hani Fed eğer burada faizleri sıfır seviyesi ve aşağısına getirme olasılığı varsa, yani bu turuncu iyice aşağı gelip burada eksiye doğru gideceksek, dolar güçlenir mi tartışmak gerekiyor herhalde. Çünkü düşük faiz doları aşağı çeken bir tablo normal şartlar altında. Ben açıkçası dolar rallisinin bizim gibi ülkelere karşı devam edeceğini, rally olmasa da ılımlı bir artış, ekstra bir gelişme olmadığı sürece iç tarafta devam edeceğini ama euro ve pound aleyhine olacağını düşünüyorum doların performansı. Yani euro ve pound'un dolara karşı güçlenebileceğini düşünüyorum. Ama bizim gibi ülkelere karşı güçlü doların yıl genelinde devam edeceği beklentim var. Bunun temel sebebi de bir resesyon fiyatlaması, yine ne olursa olsun para dolara gitmek ister gibi. Eğer bir resesyon fiyatlaması Amerika tarafından açıklanan verilerle kesinleşirse, yani resesyonu konuşuyoruz da bu resesyonun da artık üstüne çıkıp bir küresel çapta global krize yol açar mı diye bunu konuşmuştuk. Ama ben bunu her zaman söylüyorum. Yani bunu verilerle desteklemek lazım. İşte yarın tarım iş istihdam verilerini alacağız. Bakalım nasıl gelecek işsizlik, saatlik, kazançlar. Ben bir resesyon fiyatlaması olursa tam aksine aslında yönün birazcık daha aslında kıymetli metallere kayacağını düşünüyorum. Yani dolarda çok iyi bir performans bekler miyim? Sanmıyorum. İnsanlar tabii ki hani bu son yaşanan karmaşa içerisinde en çok aslında dolar endeksinin de yüzlü seviyelere gelmesi nedeni buydu. Dolar ve altın talebinde bulundu. Ama ben birazcık daha aslında altının tekrar parlayan yıldız olabileceğini düşünüyorum. Bu karışık seyir gelen verilerin kötüleşmesi aşamasında. Ama hani burada evet gelen veriler bizim beklentimiz kadar kötü olmazsa ki Amerika'nın korkusu da bence önündeki Çin örneği. Çünkü Çin'den gelen PMI'lar yarı yarıya daralmışken aslında Fed'in de aldığı önlem buydu. Bir dakika dedi, hani aslında bir haftadır bunu konuşuyoruz ya, benim önümde bir örnek var dedi. Ben de onun dedi geçtiği yoldan geçiyorum şu an. Yani aynı sürece girdim dünya olarak ben, benim gibi ülkeler. Demek ki işte Çin'in geldiği noktaya, İşte hani kanayan kolu baştan kesmezsem gelebilirim. Ama işte onda sadece ekonomik paketlerle kesemiyoruz o kolu. O tekrar kendini sarmaya devam ediyor ya da kanamaya devam ediyor. Bunu tamamen sağlık açısından kesmek lazım. Yani o yüzden benim gözüm bu durumda kıymetli metallerde oluyor. Evet, yani aslında altın tabii ki yükselir. Ben şunu sormak istemiştim. Yani düşük faiz politikasına FED girdiği zaman dolar endeksinin seyri ne olur? Yani dolar bizim ve bizim dışımızdaki gelişmiş ülkelere karşı sence ne olur? Yani hani burada Euro'nun da zayıflamasını bekleyebiliriz. Çünkü ECB 10 bas puanlık bir faiz indirimi yapacak. Faiz indirimine gidebilir. Ama FED de 50 bas puan yaptı, 25 yapacak. Yani FED daha fazla yapma patikasına gidiyor. Bana şöyle geliyor bu, hani ticaret savaşı öncesi de tabii ki Trump doları zayıflatmaya çalışıyordu. Şu anda da genel tabloda da yine doları zayıflatmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben doların ne olursa olsun G7 ülkelerine karşı bir değer kazancı hafif olabilecekken bizim gibi ülkelere karşı enflasyon farkından dolayı doların güçleneceğini düşünüyorum. Şöyle hani bu TL varlıklarına yarar, aslında TL dolar karşısında kuvvetlenirden ziyade senin hani dediğin gibi hani çok bir rally tadında olmaz. Ben birazcık daha kıymetli metallere talep artar ama TL ne yapar sorusuysa yine ben TL'de yani bu yıl içerisinde ya da kısa dönemde çok iyi bir performans aslında beklemiyorum. Yani şundan dolayı işte mesela bugün de gözler aslında Rusya'da ne olabilir? 6.03, 5.98. 5.98'in altına sarkıyorsak aslında başka bir şeyler olabilir dedi ki Murat. O nedenle hani birazcık daha kontrolü devam edebilir gibi. Yani hani 6.25'ler maksimum 6.40'larda kapatmalıyız aslında bu yılı ama bakalım bir de yani dünyada işte bunlar oluyorken bizde ne olacak? Yani Allah göstermesin
bunu hep belki söylüyorum, çağırmak için değil ama hazırlıklı olalım diye. Yani bence daha koronavirüsün Türkiye'ye geldi gelmedi haberlerini daha burada fiyatların içerisine dahil ettiğimizi düşünmüyorum. O zaman bizim Merkez Bankamız ne yapacak? TL varlıklarında nasıl bir fiyatlama olacak? Çok bilinmeyen denklem gibi değil mi şu an yani? Kesinlikle. Şimdi baktığımızda aslında euro doları belki birazcık konuşmak lazım. Kesinlikle. Çünkü orada önemli bir noktaya geldik. 200 günlük hareketli ortalamamızın üzerine çıktık. Eğer bu devam ederse bu tablo Euro-Dolar paritesinde yeni bir seviye olabilir. Bu da dolar endeksini ve bizim dolarımızı etkileyebilir. Gördüğün gibi Peran bu 2 yıllık bir grafikten bahsediyoruz. Evet, evet. Ve 2 yıllık grafiğimizin de şu anda bir düşen kanal içerisinde devam etti. Mor renkte gördüğümüzde 200 günlük ortalamamız ama 200 günlük ortalama son 2 senede sadece burada bir sarkma yaptı. İkinci kanal üst bandına geldi, tekrar içeri geldi. Üçüncü bölge ve dördüncü defa deniyor aslında. Şimdi eğer bu devam ederse Euro dolarda en önemli seviye gördüğümüz kadarıyla 1.12 ve 1.12.10 seviyesi. Onun üzerinde de kabaca 1.13.90 yani 1.14 bandına doğru bir hareketten bahsediyoruz. Şimdi politika gereği Fed 25 bas puan faiz indirecek. Bu doları biraz zayıflatacak. ECB de 10 bas puanlık yapacak. Bu da bence fiyatlamalara dahil. Hı-hı. Ne dersin? Yani Euro mu dolar mı kısa vadede? Şu genel görüntüye baktığında. Ben şöyle teknik olarak baktığımda, yani teknik olarak konuşmak gerekirse daha doğrusu Murat, ya 1.08'lerden 1.12 beklediğimi söylemiştim. 1.12 neden önemli? 1.12 konusunda altına mı üstüne mi kalacağız? Kararsızım. Şundan dolayı kararsızım. Bu noktada ne yapmak lazım? 1.11.80, 1.12 var yukarıda. Şimdi evet burada 200 günlük hareketli ortalamanın an itibariyle üstünde ama daha önce de bunun üzerinde kapanış gerçekleşti. Ne yapabilir? 1.11.03 bu noktada 200 günlük hareketli ortalamanın aslında stopu kabul edilir. Yani buraya çarpıp dediğimiz hani pullback diyoruz ya, buraya çarpıp tekrar bir yukarı yönlü ivmelenme kaydederse evet o sefer 1.12 bandını kırmak isteyecektir. Ama tekrar 1.11.03'ler yani 1.11'in altında sarktığı noktada bu yine bir aslında boğa tuzağı dediğimiz bir tuzak olacak. Doğru. Yine tekrar ben burada ne beklerim? Bir kademeli olarak 1.09'lara kadar bir geri çekime beklerim teknik anlamda. Uzun vadede evet trend aşağı yönde. 1.12 üzerinde ben de işte günlük ya da saat kapanışta 1.13.50, 1.14 seviyesine doğru bir hareket olacak gibi. Onun üzerine çıkmak için de herhalde Fitch'in yapmış olduğu bence değerlendirme önemliydi. Aynı zamanda Dünya Bankası'nda bu genel olarak eğer bu virüs devam ederse ABD konusunda daha olumsuz yansır gibi projeksiyon sundular. Uzun vadede ya da işte Mart ayından sonra ABD dataları daha kötü veriye işaret ederse Avrupa zayıflamasına rağmen hani Avrupa'yı al ABD'yi sat gibi strateji de olabilir. İşte orada 1.12.50 üzerindeki fiyatlamada 1.14, 1.16 bandı gibi 1.15 gibi bir strateji olabilir. O yüzden kırılabilir. Ben hani 1.11 11.50'yi takip ediyorum. 1.11.50 üzerinde kapanışı olursa muhtemelen fiyatlamamızda gördüğümüz gibi ilk o düşüşün başladığı yer olan 1.13.50, 1.14 bandına doğru bir güzel bir al verebilir Euro dolar paritesinde. Tabii bu da Euro'nun güçlenmesi bizim tarafta doları zayıflatacaktır. Ama bizim Merkez Bankası'nın faiz politikası çok önemli. Çok önemli. Bizim tarafta da bir 25 bas puanlık faiz indireceği için bence hani burada etkisi sınırlı kalabilir. Bugün çok önemli bir hareket yapıyor. Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde Perihan. Gördüğün gibi 21 günlük ortalamamızın aşağısına geldik. Aşağısına geldi. 6.07.40'tayız. Böyle devam ederse muhtemelen hani buradan hemen bir seviye de bakmış olalım. Sonra hemen sözü sana iletmiş olacağım. Baktığımız zaman da 6 seviyesini görüyorum. 6 seviyesi aşağısı mümkün mü sence? Olabilir. Ben 6.03 derim. 6.03'ün altında 5.98. 5.98'in altına sarkıyorsak eğer o zaman... Evet yani burayı tekrar direnç yapıp kendimize 5.98'in altında tekrar bir baskılanma yaşayabiliriz ama 5.98'in altında şu an çok fazla hızlı bir şekilde geleceğimizi düşünmüyorum. Ama gelirse bunu teknik anlamda başka bir arkasında başka bir temel sebep aramam gerekir. Ama benim teknik olarak baktığım yerler aşağıda. Bugün tabii birazcık daha tablo iyimser. Dolar endeksi keza aynı şekilde aşağı geliyor. Ben 6.03, 5.98. Evet yıl genelinde aslında bakıldığında şöyle... Genel görüntü dolar Türk lirasında eğer CDS'lerde aşağı gelme olur ve özellikle bizim dış taraftaki politikada iyi bir hava olursa 5.95 hatta 5.88 buralara kadar da olabilir. 5.98'in altında görebiliriz aslında. Yıl içerisinde hani faiz farklarını
bir kenara bırakıp enflasyon farkı kadar eğer biz her yıldır biz Türk lirasının değer kaybını öngörüyorsak, bir de rekabetçi kur ve bizim Merkez Bankası'nın politikasını da hesaba kattığımızda, hani yıl sonunda 6.45-6.50 bekleyenler değil de belki 6.30-6.35 bandına doğru Fed'in politikasından dolayı bir revize olur. Ama yine nette bakıldığında döviz tarafı biraz daha sanki olumlu tarafta gibi. Şimdi Fed'in politikaları tabii ki faizlere çok fazla inmesi ve bir resesyon fiyatlaması gibi gözüküyor Perihan. Ve düşük faiz ortamında ons altına her zaman için yarıyor. Hı hı. Şimdi genel görüntü 1641 dolardayız. Ben açıkçası onsa hep olumlu taraftayım. Bu faizler değer düşecekse olumlu tarafta olmamı beklentim daha da arttırıyorum. Ama bu resesyonun ötesinde bir stagflasyon fiyatlamasıysa önümüzdeki dönemde altın senin benim beklediğimden hızlı gitmeyebilir. Yani faizler geri çekilirken ons altın tarafında momentum olarak daha yavaşlayan bir görüntüyle gidebilir. Bugün ben ve bu hafta ABD verileri çok önemli. Kesinlikle. Eğer bunlar olumsuz gelirse muhtemelen ons altında 1665 ve 1670 dolarları görüyoruz. Ne dersin? Geri çekilmeler bence sınırlı altın tarafında. Yine bir alış fırsatı. Yani aslında teknik seviyelere bakalım, teknik seviyeleri takip edelim derim. Teknik seviyeler altında çok iyi çalışıyor aslında. 1580 dolar hareketin başladığı yerde, 1580 dolar mesela ilk tepki için pozisyon açılabilecek bir yer. Hani öneri vermiyorum ama 1580 doların altına sarkarsa beni 1550 dolarlar bekler. Şu an buralarda biraz 1640 dolarda 38 seviyelerinde aslında dengelendi. Benim baktığım işte 1615-20 seviyeleriydi. Oranın üzerine yine tekrar yön yukarıya gösterebilir. Ama 1680 dolarların üzerine atmadığı sürece ben bu dalgalı seyirin devam edeceğini düşünüyorum ama bu dalgalı seyir işte ABD borsaları gibi. Burada da mumlar çok yüksek. O yüzden hani altın güvenli liman ama terste bırakırsa size çok da güvenli gelmeyebilir. Aman dikkat diyeyim yani bu aralar volatilite oldukça yüksek çünkü. Kesinlikle. Yani 1600 dolar aşağısı çok kalıcı olmaz. Oralar güçlü bir al sinyali gibi. Dolayısıyla gram altında da benim baktığım seviyelerde altının aşağısına geldiği kurda altı seviyelerinde veyahut da buralarda ons altın varken gram altında alınır gibi tablo var Perihan. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine süremizin sonuna geldik Perihan'la. Hemen kısa bir ara paratonerle devam ediyoruz.